Bir salı akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet, son durum ne? Hangi coinlerde? Yine 2-3 katları vuracağız. Onlara bakacağız ama ondan önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek 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 cevapladığımı biliyorsunuz. Evet, Bitcoin ne yapmaya çalışıyor ona değineceğiz ama ondan önce bir dolar endeksiyle başlayalım. Çünkü her şeyin sinyali dolar endeksi. Dolar endeksi bakalım burayı bir test edecek mi? 103 bandına geldiğinde büyük bir olasılıkta biz 25.000'in üzerine kalacağız. Ama olur da 105 üzeri bir dolar endeksindeki kapanış bizleri tedirgin eder. O yüzden gözünüz nerede? Dolar endeksinde. Evet, şöyle bir altına bakalım. Tabii altını 4 saatte açmışız. Şunu bir düzelteyim. Evet, altında sert bir geri çekilme. Son 10 gündür sert bir geri çekilme. 1600 bandlarından girdik. Trendi takip etmenizi söyledik. Trend kırılımı isteyenler çıkabilir. Ama altında güzel bir tablo ne derseniz, özellikle 2050 bandında altın uçuşa geçeceğini yine tekrarlayalım mı? Evet, tekrarladık. Şimdi geldik bu değerlerin kralı Bitcoin. Herkes neyi bekliyordu şurada? Herkes burada neyi bekliyordu? 17.000, 18.000. Burada da neyi bekliyorlardı? 13.000, 14.000. Neyse, bu sefer çıta hiç olmadı, yükseltmişler. Yani 18.000, 19.000'ü bekliyorlar. Bu sefer 13.000, 14.000 demiyorlar. Ama şortçular tokat yemeye devam ediyor. Şimdi 18.000 kırıldığında 24.000'in geleceğini söyledim. Fed toplantısı öncesi burada herkes sattırdı arkadaşlar. Sattırdı. Bütün YouTuberler satarken biz ne dedik? Arkadaşlar bizler giriyoruz, tekrardan girin. 21.300'de, daha doğrusu Fed toplantısı öncesi %70 mavi olduğunu söyledim. %30'u da bu range geldiğinde kullanacağımızı söyledik. Ama herkes şuraları bekliyordu. 18-19 oraları es geçtik. Shortçular, tabi özellikle bir de bizim piyasanın diğer yönü var. Shortçular ve longçular. Bazıları nakit hocam fırsat var mı? Girelim mi? Yani şurada giremediyseniz şimdilik biraz riskli mi? Evet, riskli. Ama 24.200 aşağısı kapanışlar yapmadığım sürece şimdilik sıkıntı, panik yok. Gördüğüm tablo bu. Aras ayında ilginç bir tablo var. Evet, uyumsuzluklar var diyenler var. Evet, herkesin, bütün YouTuberlerin dilinde uyumsuzluk var. Ya arkadaşım, 2 yıldır Bitcoin uyumsuzluk vererek düşüyor. Sesleri çıkmıyor. Bitcoin yani bir 20 gün ya da 10 gün mü? Evet, 10 gün uyumsuzluk vererek yükseliyor. Herkes uyumsuzluklar düşüş gelecek. Uyumsuzluklar, dibe gideceğiz. Yani bırakın bu hikayeleri, neyse. Evet, elbette düzeltme gelecek ama bakın burada özellikle çizdik. Arasayla dip geldi. Buradan 16.000'lerden girdik. Zaten benim özellikle 2022 yılında bütün videolarda dedim, 16.000 beklentim var. Bu 16.000 geldiğinde oyuna dahil olmayı unutmayın. Pencereden baktığınız yeter. Yani en dibi tutturmaya çalışıyorlar. En dibi. Satarken de en tepe. En çok piyasa bunları tokatlıyor. Neyse, Bitcoin'de diyeceklerim bunlar. Yani bu 25.000'in üzerinde bir kalıcı olacak mıyız? Tabii şuradan bir red diyoruz. 25.400'den de bir red diyoruz ama ben daha önce de söyledim. Bizim için 24.200 bandı. 24.200 aşağısı gün kapanışı yapmadığımız sürece ben Bitcoin'de pozitifim. Üzerimizde 28.000 var. Evet, 28.000 bir range'imiz var arkadaşlar. Gördüğümüz tablo. Şöyle bir yorumlara geçelim. Tabii yorumları okurken ben de ne yapayım? Kahvemi yudumlayayım bir. Evet, Serkan hocam demiş ki uzun vadeli hodl yapacağım. Aklımdaki proje var. Biri BNB, diğeri XRP. Şimdi BNB'ye bir şey demem. Sonuçta arkasında koskoca Binance var. Ama XRP'yi şöyle söyleyeyim. Yani bu mahkeme süreci gerçekten sıktı yani. Gerçekten sıktı. Bilmiyorum ya, XRP'ye yorumsuzum. Evet sevgili hocam, yeni proje Binance'de var. Evet. Hifi'ye bir bakalım Recep hocam. Sayenizde kazanıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizim için ne diyorlar? En çok kazandıran ama en az tanınan. Evet. ADX
sormuşlar. İyi akşamlar hocam. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Bu arada tebrikler, iddiayı kazanmışsınız. Evet, iddiayı kazandık. Emeğine, yüreğine sağlık hocam. Elinize, ağzınıza, emeğinize sağlık. Evet, herkesten bir teşekkür var. ONT coin'e bakabilir misiniz? Evet. Tahir hocam demiş ki Binance TR'de hangi coin'ler yükselebilir? Ya, şimdi Tahir hocam, Binance Global'i Binance TR'ye bağlamak çok basit. Yani ben Global'deki coin'lere bakıyorum. Gerçi TR Binance'deki olandan birçoğu Global'de. Yani bir zahmet siz oralardan bir bakın, hoşunuza giden bir coin varsa onun bir analizini yapalım. Evet Sedat hocama ben teşekkür ediyorum. Şöyle. O zaman neyle başlayalım? JST. JST neymiş ya, bir bakalım abi. Kokosa baktınız mı ama riskliydi. Evet. Om. Neyse şöyle bir HIFI'ye bir bakalım. Tabii şuradan bir coin market cap'imizi de açalım arkadaşlar. Evet. F harfi bulamadım. Şimdi buldum. HIFI Finance. Şimdi bir bakalım. Evet, 117 milyon adedi var. 117 milyon adedi var. Piyasalarda güzel piyasa isim. Yani orta seviye. Bitcoin bahsi eksik. Katoyu var. Bu fiyatlar eder mi? Yani aşağı yukarı eder. Aşağı yukarı eder. Yeni bir proje demiş. Bir bakalım. HIFI. Hadi HIFI'yi bir inceleyelim. Binance.com, yani evet, hiçbir hareket yapmamış millet. Yatayla yapmış sanki, stabil coin gibi. Evet, ilginç sanki, gerçekten bir an stabil coin sandım. Olabilir mi? Olabilir. Neyse, aşağı yukarı şu range arasında gidip geliyor. Yani gördüğüm tablo 54 üzeri kalıcı olacak mı? 57'den sonra da bir atış gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Gelebilir. Şunun bir %100'ü mü piyasada? Ne kadar? 95. Evet. Aşağı yukarı %90'ı piyasada. %80'ı piyasada. Arasayında sinyal var. Onu görebiliyorum. Ama grafikte net bir şey diyemem. Şu Gateo'dan bir bakalım. Burada da aynı. Meksika'dan bakın. Aşağı yukarı hepsinin grafik aynı. Yani hepsinde de diyor ki 57 ya. 57 direnci diyelim. 57. 57'ye dikkat edelim. Yani 57'den sonra girebilirim. Şu anda bir yataylık aslında, her gün vur kaç verdiriyor yani. Her gün vur kaç verdiriyor. %10, %10. Evet. Geçtik. Şöyle yorumları bir yanıma çekelim. BNB'ye bir bakalım. Hadi BNB. BNB'ye uzun bir zamandır bakmadık. Şöyle BNB ne yapıyor? BNB'nin yaptığı bir şey var mı? BNB de yatayda. Uzun zamandır BNB yatayda arkadaşlar. Kırılım ne zaman geliyor? Herkesin aklındaki soru bu. Kırılımın kilidi 335 bandı. İlk ayak buradan sonra sert hareketlenebilir yalnız. BNB uzun zamandır şöyle tabloyu da büyütelim. Uzun zamandır yatayda. Şuraya da bir range atalım. Burada da bir ara range'imiz var. Güçlü range'imiz burası. Burası ama sanki buranın üzerinde 30, yani 335 bandın üzerinde sert hareketlenir. İlk karşılaşacağı yer hemen bir üst range 365. Ondan sonra yola çıkma. Yani tablo az çok onu gösteriyormuş gibi. Ama daha çok hep bu noktalardan da red yediğini görüyoruz. Arasayında sinyal var. Varla yok. Var. Var mı yok mu? Yok mu var mı? Net bir şey göremiyorum. Evet, geçtik. BM. Hadi XRP'ye de bir bakalım. Bugün birazcık farklı coinleri inceleyelim. Evet, inceleyelim. XRP. Yani ilginç bir yerden red diyor. Kaç? 40 bandı. Yükselişin önünde neresi engel? 44 bandı. 44 bandı üzerinde kalıcı olacak mı? Ama öncelikle bir 40 bandını alsın. Geçtik. Evet, şöyle bir
Evet. Şöyle bir aşağıda inelim, inelim. TR var. JST. Bu neymiş ya? Yani borsalarda yoksa incelemiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar var, kendi coinlerini, kendi şeylerini. Ha, Justin Sun'un coin'i. Evet, 9 milyar adet var. Evet, Binance dedi var. 10 milyar adedi var. Bu fiyattan eder mi? Aşağı yukarı edebilir. Edebilir. Yani bundan ne diyebiliriz? 2020'nin boğasını görmüş. Şimdi ben genellikle ne derim biliyor musun arkadaşlar? Bakın, eski boğayı, bir önceki boğayı gören coinlerden ben fazla yatırım yapmıyorum. Daha çok yeni projelere yatırım yapıyorum. Onların kazandırma olasılığı daha yüksek. Evet, JST'ye bir bakalım. Justin Sun amcamızın tokenine bir bakalım. Evet, tablo bunda ilginç, güzel. Bunda tablo güzel. Ne diyor? 30 bandı, 30 bandı. Tabii ilginç. Arkadaşlar iyi hatırlatırım bu coin'i. Aslında bu coin'den ziyade başka bir şeye bakacaktım. Yani bir an aklımdan gitti. Hong Kong'da özellikle Huobi'nin tekrardan güçlü bir şekilde yer almasıyla beraber hangi tokenler hareket edebilir? Tabii ki TRX. Neyse, şu JST'yi bir inceleyelim de. JST'de tablo buranın üzeri kapanış yapmak zorunda. 35'i kapatırsa sert hareketten 36 şu anda desteğinde. Şu anda 30 bandında bir desteğinde. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Bir trend yok, bir şey yok. Bir formasyon yok. O zaman ne diyeceğiz? 36 üzeri kapanışta hareketlenebilir mi? Hareketlenebilir. Şimdi TRX'e bir bakalım. TRX aslında dün inceleyecektim. Alma fırsatım olabilir miymiş? Yani aşağı yukarı bir şey yapmamış. Gördüğümüz tablo bu. İlginç. Buradan güzel bir pump yapar dedik. Yapmamış yani hiç. TRX Tron ağı, yani en çok kullanılan ağlardan da bir tanesidir. Çok da fazla geri çekilmemiş yani ayda yani. Birçok coin'e nazaran dik durmuş. Bu da güzel. Bunun dışında 2020 boğasında da çok fazla yükselmedi bu coin. Yani isteneni veremedi. İstenen hareketi yapamadı. Yani gördüğüm tablo bu. Buranın üzerinde kalıcı olacak mı? 0.70 bandı üzerinde kalıcı olursa İkinci bir ayak gelir arkadaşlar. Şu anda tam desteğinde. Tam desteğinde bunu diyebiliriz. Evet. Şeye bir bakalım. Hangi coin'de? Nebli hareket etti. Dün en son isyanımızı, sesimizi duydu. Güzel bir hareket yaptı. Bu bandın üzerinde, yani 1.8 üzerinde kalıcı olduğu sürece Nebli'de bir sıkıntı yok. Geri çekilimler trende değer. 2 noktaya kadar bir çıktı, indi. Bakalım yani şu 2.27 bandına doğru bir hareket gerçekleştirecek mi? Asıl yükselişlerde bu band sonrası olur diye düşünüyorum. Aras ayında gidecek çok yer var. Özellikle Ocak ve Şubat ayında pek hareketlenmemişti. Bakalım şimdi hareketini yapacak mı? Ne bildiğimiz de var. Aşağı yukarı bundan da %30-%40 bir kar oranımız var arkadaşlar. Neyse, PP'ye bir bakalım. PP'de son durumda. PP dün ve bugün yükselince herkes şimdi PP diyor Telegram grubunda. PP ne yapıyor? PP ilginç şeyler mi yapıyor? Şuradan buz partisinden bakalım da net çıksın destek direnişlerimiz. Evet, PP'de tablo hoş arkadaşlar. Tablo hoş. Artık bundan sonrası bana göre hoş. Yani 1.2 bandı aşağısında da kapanış yapmadı sürece bana göre yön yukarı, elimde tutuyorum. Daha önce Bitcoin partisini alıp vurup kaçmıştık 3 katı. En son alışımız bundan tam 2 ay önce. Bu da aşağı yukarı 49-48 bandından canlı yayında ve Telegram'da alış ve satışımızı söyledik. GRT'ye bir bakalım. Yapay zeka, özellikle bakın son 3 aydır yapay zeka diyoruz. Bunun nedeni yeni tabii milletin diline dolanmaya başladı ama biz 3 aydır
Özellikle AGX başta olmak üzere birçok coin'den çok güzel 8-9-10 katları geldi. Şimdi GRT'yi buradan aldırdık. Bakın GRT'yi düşen trend kırdı. Burayı kaçırdık. İsteyenler burada girebilir dedik ama ben kaçırdım. Benim giriş yerim tam şu arkadaşlar, şu bant. Yani kaç burası? 88-89 bandı. Hem canlı yayın, hem YouTube'da, hem Telegram grubunda alış ve satışlarım var. Bundan da aşağı yukarı 3 katı geldi. En son aldırdığım tokenlerden bir tanesi. Yani 15 gün önce bunu almıştık. Bundan çok güzel bir kar aldık. İkinci ayakta gelirse 2 bandından sonra gelirmiş gibi geliyor. Bizim için önemli olan şurası. Belki burada bir çanak kulp da yapabilir. Yani çanak şu, yarım çanak. Asıl çanağın tepesi çok çok yukarıda da şu bir birinci hareket çanak. Bu da belki buradan böyle bir kulp yapıp yoluna devam edecek. Diyeceklerim bunlar. GRT'de hocam hedefler neresi falan. Yani şu banda kadar tutarım. Yani şu banda kadar ana paramı çekeceğim arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. Evet, diyeceklerimiz bunlar. GRT'de AGX'e bir bakalım. AGX'i çok soruyorsunuz. Özellikle Telegram grubu. Evet, AGX. Bunun da bu spartesinde. Şimdi AGX açılsın diyor. Şu T'yi de bir silelim. Evet, bizim çizimler niye çıkmadı? USD partisinde. Evet, geldi. Şimdi AGX'i nerede aldık? Nerede aldık? Kasım ya da Aralık. Artık unuttuk tarihi. Tam şu bantta aldık arkadaşlar. Tam şu bantta aldık. 10 kat yapmış. 10 katından da fazla. Benim elimde kalmadı ya. Yok denecek kadar kaldı. Yüklü miktarını şu bantlardan çıkardım arkadaşlar. Ha, tutsaymışım daha mı iyiymiş? Evet, daha iyiymiş ama yeteri kadar zaten kar aldım. Bundan sonra hocam girelim mi? Yani 10 kat yükselmiş bir coin'e ben girin diyemem. Girerseniz de stop yükselterek girmenizi, geri çekimlerde de zarar kes yapmanızı tavsiye ederim. Bakalım, yani bunda artık 63 bandı kalmış yani. Evet, 51'de bir range'imiz var. 63'te aşağıda da desteğimiz 37 bantları gözüküyor. Evet, çok sert hareket eden coinlerden bir tanesi AGX. Bundan sonra işte asıl belki sert hareket etmeyi bundan sonra mı yapar bilemem. Ama 10 kat yapmış bizim için. Bana göre yeter. Bu saatten sonra girecek olanlar varsa yükselir mi? Ya şimdi yükselir mi diye soruyorsunuz. Geçen GRT hocam yükselir mi? Ya 10 gün içerisinde 3 katı yapmış. Yükselmemiş mi? Yükselir. Bundan sonra yükselir mi? Orasını bilemeyiz. Yani dipteyken aldıramıyoruz. Buradayken bas bas bağırdık, aldıramadık. Gelip tepeden hocam girelim mi? Girelim mi? Yani dip, önemli olan dipteyken almak. Önemli olan dipteyken alabilmek. Evet, geçtik. PP'ye de bir bakalım. Pardon, PP demişim. SNM'ye bir bakacağım. SNM'de son bir durum ne? Evet, SNM hareketlenecek mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu ben size ta bu bantlardayken aldırmıştım. Bu bantlardayken. %3000 kar yaptırdık. Güzel bir kar. Elimde şu anda çok çok az bir, hatırı sayılır bir SNM var. Yani şöyle bir düşen trendi var arkadaşlar. Şu tabloyu büyütürsem. Düşen bir trendi var. Belki trende deyip tekrardan bir güç bulacak diye düşünüyorum. Yani burayı kaybetmediği sürece evet pozitif 86 bandı. Ama olur da bir bandını bu sefer ele geçirirse düşen trendi de kırmış demektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet, uzun zamandır sessiz kalan bir diğer coin'de neydi arkadaşlar? Tabii ki SNM. Evet, bir de VIP'e bakalım. VIP de çok sessiz. VIP. Evet, VIP yani yaptığı hiçbir şey yok. Şu anda desteğini, yani bir bandı üzerinde kalıcı olmak zorunda VIP. Evet, yani SNM ve PP'nin biraz gerisinde kaldı. Bakalım hareket yapacak mı? Hareket yapacak mı yani? Bunun dışında bir şey göremiyorum.
Ama olur da buraya gelirse, şöyle söyleyeyim, 83 bandına gelirse trende değmişlerimi alırım. Bakın trendler çok önemli. Senemedeki trendi de göstermeyi unuttuk ama neyse. Al, trendden uzaklaştığımı sat. Al, trendden uzaklaştığımı sat. Şimdi trend buldum mu gerçekten ben sevinirim. Düşen ya da yükselen. Yükselen trendde nerede alacağımı bilirim. Düşen trendde de nerede satacağımızı biliriz. Neden? Çünkü düşen trendde satış noktaları. Yani her trende değdiğinde satarsın. Aşağılardan tekrardan oyuna girersin. Neyse. Diyeceklerim bunlar. VIP'te bir şey yok şu anda. Yani desteğinde üzerimizde 12.86 bandı var. Evet şöyle bir yükselen bir coinlere bir bakalım. Lina. Lina'ya bir bakalım. Evet. Leto'ya bir bakalım. Lina ne Leto? Lina ne yapıyor yani? Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız arkadaşım? Çok sert. Mayıs'tan beri yataya bağlamış. Şimdi de gidiyorum demiş. Çok sert bir şekilde hareket etmiş. 17 bandı üzerinde kalıcı kalacak mı? Kalıcı olamazsa geri çekilimler. Aşağı yukarı şurada da bir ara range'imiz var yani. Şu bandlarda, 13 bandlarında, 13 bandlarında bir ara range'imiz var. Şöyle range'lerimizi çizelim de nereye kadar geri çekilebilir? Yani burada bir şey yapar mısın? Yapmam. Ben burada bir şey yapmam. İki range'in ortası ne alım ne satım konumudur. Zaten sert yükselmiş. Sert yükselen coin'leri yorumlamak biraz zor oluyor. 86 bandında. Evet 86. Daha gider mi? Bilemeyiz. Belki gider belki gitmez. Yani şu diplerde alamadıysak yukarıda almanın bir manası var mı? Benim için yok. O yüzden Lina evet gecenin yıldızı Lina. Lina tutan vurgunu yaptı. Çok sert bir şekilde vurgunu yaptı. Diyeceklerimiz bunlar. Bakalım. Geçtik mi? Evet. Bir tane daha Leto Bell var. Benim inceliyorum. EDX var. Evet Sun. Sun da Tron ağında. Sun da Justin Salman hocamızın tökeni. Çok ilginç. Hareket etmişler yani. 15 dakikalıkta Sun güzel bir hareket etmiş. Neyse o zaman Bell'e bakalım videoyu bitirelim. Bell ne yapıyor? Bell şu anda tam desteğinde. Buranın aşağısında gün kapatmaması lazım. Evet kaç burası? 90 bandı. 90 bandı aşağısı gün kapatmaması lazım. Hocam şu anda altında belki üzerine atacak daha gün kapanmamış. İsteyenler stop olabilir. Evet bu da çok sert yükseldi. Dün gece itibariyle bir yükselişe geçti. Red dediği yerde aşağı yukarı neresi? Red dediği yer. Evet tam burası mı? Evet burasıymış gibi gözüküyor. Kaç bandı? 1.27. Aşağıdaki range'leri çizelim. Bir de burada range'imiz var. 1.13. Hocam ne yapar? Yani çok sert hareket etmiş. Daha önce de çok sert hareket etmiş. Bakalım ikinci, üçüncü ayağı getirecek mi? Yoksa buradan tekrardan aşağı iner mi? Yani bu coin daha önce de söylemiştim. Sakat bir coin. Yani evet kazandırdığı gibi de çok sert aşağı yönünde hareket ediyor. O yüzden yatırımcılara bu coin'de dikkatli olmalarını söylüyorum. Hem kazan hem kaybetme yönünde. Diyeceklerimiz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.